TeknoSeyir'e hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde sizlere Asus'un akıllı telefonlar için sunmuş olduğu harici batarya çözümü ZenPower'ı anlatacağız. Evet Can, önemli bir konu. Şimdi bu harici bataryalar her yerde çok fazla var. Üstünde bir takım değerler yazıyor, ediyor. Ama işte amatörlere eğlendirin biliyorsun. Evet. Şimdi burada yani o kadar çok çeşit var ki incelesek bitiremeyiz. Artış. Arkadaşlar benim eski videolarıma baksınlar ne demek istediğimi. Hmm. Orada görürler. Helikopter piliyle ben bunların ağababalarını yapıyorum. Evet. Ama işte helikopter piline bunun gibi cebine sokup gidemiyorsun. Bu dolayısıyla alacağın pilin bir de böyle İddialaşmasan iyi olurdu bence. Tabii. Kompakt olması lazım. Evet yani. Şimdi Asus'un bu ürünü de şey iddiasında kredi kartı boyutunda diyor. Biraz borcu şişkin bir kredi kartı gördüğüm kadarıyla. Şimdi hani böyle bakarsak evet ama böyle bakarsak böyle bir kredi kartı yok. Hani şöyle söyleyeyim, bunu hani gömlek cebine bir yerine üstünde taşırsan o tarafa doğru hani eğilirsin. Hani ya şey olur. Mağara kartı taş devrinde böyle miydi acaba? Olabilir. Çakmak taşı dolayısıyla tuttuğunda. Sadece hani ön taraftan şuradan baktığın zaman hakikaten kredi kartı kadar. Cüzdana girmez mi ya? Yok, hiçbir yere girmez. Bunu çantada taşıyacaksın. Olsun. Şimdi bu şöyle, bu metal bir kasası var. O anlamda şıklığına bir lafımız yok. Ama hani ağır bir çözüm. Çünkü bir defa şöyle 10.050 mAh olduğunu iddia eden bir ürün. Doğrusu Murat abi benim şıklığına biraz lafım var. Ne? Köşeleri çok sivri olduğu için yani bu tarz cihazlar taşınabilir. Evet. Sen biliyorsun cephelen mimari. Hı-hı. Çok da pratik olmayabilir. Bu cebe girmez yani. Yani bu zaten ağırlığıyla da kalınlığıyla da bu cepte değil, bu çantada taşınacak. Ya bunu pantolonun arka cebine koyup üstüne oturacak insanlar tanıyorum. İşte onu yapmayın şimdiden söyleyelim. Bunun için daha uygun, başka daha az amperli, daha az kapasiteli piller var. Yani üstünde illa taşıyacaksan. Tabii. Bu 10.000'likler bizim bugüne kadar incelediklerimizde de hep ya işte bu ince mesela Asus inceltmiş ama hani bu tarafa doğru uzamış. Biz mesela TP-Link'te kalınını daha karesine incelemiştik. Ama bunlar henüz öyle cebe falan girmiyor. 10.000 50 mAh 10 iyi bir değer. Çok ciddi bir rakam. Evet. Orada yalnız şöyle bir sıkıntı var. Murat abi bu tip ürünler piyasaya girdiğinde hepsi de çoğunlukla Çin menşeli olduğu için neredeyse hepsi birazcık merdiven altı üretim düsturuyla bazı verilerin manipüle edilmesi usulü birbirlerinin üstünlük sağlama yarışına girdiler. Hı-hı. Aslında lityum polimer pillerin ki bunların hepsinde lityum iyon polimer mimarisi ne yer veriliyor, kimyasına yer veriliyor. Lityum polimer pillerin tek elle tutulur parametresi amper veya voltaj değildir. Hı-hı. Aynı zamanda o amperi ne kadar verebildiği C çarpanı ile ifade edilir. Pilin kalitesi arttıkça amper, anlık amper çekebilme kapasiteniz pilin voltajının da güç çektiğinizde düşme değerini belirler bu. İçindeki kimyasal reaksiyonun algoritması diyebiliriz aslında. Tıpkı şey gibi USB belleklerin depolama veya okuma hızı gibi. Evet. Yani gigabyte boyutuna bakarak 10.000 denmesi lazım. 10.000 miliamperlik gerçekten süratli amper verebilen bir pil bunun aşağı yukarı işte 7-8 katı büyüklükte oluyor. Eti butuyla, hacmiyle. Ama işte sıkıştırıyorlar. Bunun içinde şu anda 3 tane kalem pilden birazcık irice, yuvarlak 3.7 voltluk şey var, hücre var. Onları paralel bağlamışlar. Bu sayede 3000'er amperden 10.000 şeyi bulmuşlar. 10.000 miliamperi bulmuşlar. Peki bu senin dediğine göre bizim bu ürünlerde gördüğümüz 10.000 ifadesi neyi ifade ediyor? Bize ne anlatacak? Bu 10.000 ifadesi aslında ilk Çinli'nin kuyuya attığı taş. Siz tabletinize bakıp da bu tabletin içindeki pil 10.000 miliamper, ben bunu 10.000'lik şarj aletine takarak tam doldururum diyemezsiniz. Tam doldurmaya başlarsınız. Yani verimlilikten dolayı belki de %80 doluyor. %80 doldurmuyor. Daha azında kalıyor. Voltajını tamamlamaya yetmiyor. Bu onun göstergesi oluyor Murat abi. Farklı konumda da şu var. Pili yüksek amper verebilen şarj cihazına bağlayıp hızlı dolduramıyorsunuz. Bunların hepsi gün aşırı veya işte ecnebilerin tabiriyle overnight şarj denen prosedüre tabi tutuluyor. Akşamdan takıyorsunuz. Ertesi gün münasip bir vakitte prizden çektiğinizde dolmuş oluyor. Helikopter pilini 20 dakikada doldurabilirsiniz. Uygun şarj aletiyle yeteri kadar kuvvet verirsiniz. Tabii ki 20 dakika kıyas değil ama hani biraz daha makul süreye kısaltabilmek mümkün olsa daha sevimli olurdu. Yani o gözle bakmak lazım üzerinde, yani profesyonel şey pilleriyle kıyaslamadan evvel onu düşünmek lazım. Bunun içindeki piller düşük kaliteli ama burada zaten USB güç çıkışı vereceği için çok da düşük kaliteli olması umurumuzda değil. Fakat yani sizin cep telefonunuzda ifade edilen
pil mili amperiyle bunu kafa kafaya kıyaslarken dikkatli olmakta fayda var. Toleransı biraz yüksek tutun. Hepimiz, bütün ürünler için bu geçerli değil mi? İşte başta dedik ya, standardı koyanlar biraz yüksekten uçtukları için. Şimdi Asus yaptığı pili doğru hesaplayıp düzgün rakamlar verse kimse almaz. Doğru. Çünkü bunu, rakibi görünen başka adam. Aynen, bunu bir firma yaptı. Bunu Sony yaptı. Verimliliği yazdı üstüne. Yani. Sonra tabii ya bu böyle mi aslında değil. Aslında düzgün bir iş yapmışlardı. Yani biz işte bu kadar bir amperiz ama aslında verimliliğimiz şu diye altına yazıyorlardı. Hı-hı. Tabii senin dediğin etki yaratıyor. Aynen öyle. Ama bak, Asus da bir şey yapmış, o hoşuma gitti. Şimdi onlar bunu yazmamışlar, tamam mı? Bu kadar dememiş verimimize. Ama şuraya bir şey koymuş. Zenfone 2'de 2'yi 2 kere şarj eder diyor. Şimdi Zenfone 2'nin pilinin gücü 3000 mAh. 3000'i 2 kere şarj etmesi yani 6000. Sen bundan işte oradan aslında iddiasını algılayabilirsin. Bu piller dertsiz pil olarak bilinir. Nikel bazlı pillerde hafıza sorunu. Memory Effect diye çok karakteristik şeyleri vardı zaten. Konuları vardır internette dolu. Bu pillerin esprisi saklama esnasında voltajın düşmemesi. Hafıza yapmaması. İsterseniz kaldırın rafa, 2 sene sonra alın tekrar kullanabilirsiniz veya herhangi şekilde kapasite kaybına uğramadan kullanmaya devam edebilirsiniz. Birçok insan zaten bu pilleri ben ilk tanıttığımda deprem çantası için düşündü. Acil durum senaryosu olarak mantıklı da aslında. Fakat saklama voltajının 4 volt civarında olması lazım. Yani %75 civarında saklarsanız böyle oluyor. Yok eğer dibine kadar indireyim, boş beklesin derseniz veya full şarjda beklesin derseniz o zaman bunda da kapasite kaybı oluyor. Ve içinde dahili şarj aleti de geliyor. Kutudan başka şarj aleti çıkmıyor. Profesyonel aleti de bağlayamıyorsunuz dolayısıyla. Pillerin bakımını yapmak için şarj deşarj döngüsüne sokma imkanınız da olmadığından dolayı şarjı çok uzun sürdüğünden her zaman optimum voltajda saklama gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. Bu da demek oluyor ki bu aleti aldınız, ne bileyim 15-20 kullanımdan sonra kapasitesi daha da azalmaya başlayacak hissedilir şekilde. Yine bu cihaz 50. 100. kullanımda yani şeyi şarj etmeyecek bile. İkinci defa Asus Zenfone'u şarj etmeyecek bile. Bu tip ürünler için genel olarak hepsi. Söylüyorsun değil mi? Hepsi için. Bunun günahı yok. Bu tip ürünlerin hepsi. Yani dediğim gibi 10.050'den matematik hesabı yapıp da bakkal amca gibi bu benim pilimi şu kadar defa şarj eder demesinler. Orada hayal kırıklığı olur. Onun haricinde bir de kredi kartı büyüklüğünde olmadığını bir kere daha ifade edelim. Vaat ettiklerini karşılayan bir ürün. Şöyle, biz de bu iddiayı zaten test ettik. Hani buraya sen iki kere Zenfone 2 görünce miliamperi de biliyorsun herhalde. Bu 6-7 bin miliamper civarı demek ki bir performans veriyor aslında. Verim kaybı da var içinde. Verim kaybı da var tabii. Bizim test ettiğimiz cihazlarda mesela Huawei P7'de test edildi 2500 miliamper. %10'dan itibaren o ağladığı yer vardır ya, %10 benim şarjı tak. Oradan itibaren iki kere Huawei'yi şarj etti. 2500 miliamperi şarj etti. Aferin. Kalanıyla da ne yaptık? Bir tane Nexus 7'yi şarj ettik. İşte onu da %10'dan kaç, %60'lara kadar çıkarmıştı. Fena bir değer değil. Yani üst, demek ki hesap ettiğin zaman tutuyor. O da işte 4250 mAh, 4300 mAh Nexus 7. Fena değil. Yani orada bu iddiasını karşıladığını söyleyebilirim. Yani esas kayda değer olan veri o iddia. Evet. Rakamlara takılması. Yani üstündeki iki kere ben Zenfone 2 şarj ederim iddiası doğru. Onu test etmiş olduk o şekilde. Sümüle etmiş olduk ama senin dediğini de yaptık. iPad 4 taktık. O 11.500. Bunun üstünde söylediği rakamdan da fazla. Onu %60'a kadar şarj edebildi. Bu da yine matematiğini yaptığın zaman işte 7000 civarı bizim hani elde ettiğimiz performans. 7000 civarı aktarabiliyoruz. İçindeki mekanizma gayet verimli. İçindeki devre tabii mekanizma değil. Gayet verimli, kaliteli demektir. Yine iyi amper dökebilmiş yani. Nexus 7'yi de işte benim Nexus 7'mi 2013'ü şarj ettiğimizde de işte onu full sıfırdan test ettik. Onu da yani tamamını tabii ki dolduruyor. Hala yani kendi üstünde %50 şarjım var diyor. Ama tabii buradaki şeyler yani tam nokta atışı yapamıyorsun. 4 tane LED aslında var sadece. Nokta atışı yapıyorsun. Yani nokta atışı yapıyorsun. Evet ama tam böyle ince şeyini göstermiyor. Tabii. Yani iki kere şarj etmez. Benim o da lineer değildir zaten. Evet. Orada tabii. İçindeki çekilen amper miktarını göstermiyor. Orada voltmetre var. Pilin voltajını gösteriyor. Siz uzunca bir süre oho %75 var zannediyorsunuz ama o %75 değil. 4 volta indiğini gösteriyor. 3.8 voltta. Biraz sonra cart diye inecek. Evet. Daha aşağı inecek. O yüzden bizdeki lineer bakmasınlar yani o şeyde arkadaşlar. İşte bu 3-4 farklı cihazdaki ortalaması işte 7000 mAh. Şunu söyleyeceğim. Bunların senin bahsettiğin
ucuz Çinli versiyonları, adı sana belli olmayan, hani ama çok ucuza satılan. Ya da belli olan biz okuyamıyoruz. Ya da evet 15-20 liralara falan satılan acayip şeyler var. Bunlardan bir iki tanesi hatta bizim izleyicilerimiz. 80 bin miliamper falan öyle. Yani. Fütursuzca yazılmış evet. Veriler de var piyasada, var. Bu LG pil kullanıyor gördüğümüz kadarıyla. Biz bunu açmadık ama açılmışını gördük. İçinde kullanılan pilin markası önemli. İyi bir üreticiden gelmesi gerekiyor ve bunlar kapalı kutu. Onu çoğu zaman göremiyorsun. Doğru. Hatta işte kötüsü bir izleyicimizin elinde patladı. Yani bunlarda çok ucuza kaçmamak lazım. Çünkü bir defa bak Asus'ta bile diyoruz ki ya şu rakam pazarlama hilesi aslında elinde bu ürünlerin. Elinde patladı derken onu da bir kere daha altını çizelim. Elinde patlama riski var. Lityum polimer alev tabii olursa işte patladı. Tabii. Çok ciddi şey olur. Argo değil. Çok ciddi yangın çıkar ve söndüremezsiniz. Değil mi? Sönmez. O yüzden içindeki şarj devresini de alabildiğine kaliteli, voltaj kesme şeyinin düzgün ayarlanmış olması lazım. Yani ben o yüzden hani illa bu Asus'u demiyorum ama markalı ürün alsınlar. Ben marka güvencesiyle alsınlar. Tabii. Asus'un yamuk yapma şansı yok. Evi çünkü, yakarsınız. Evet. Adamların hani markası söylüyorsunuz. Üstünde bunun Asus'u basıyorsan bunda bir kalite çıtasını tutturman gerekiyor. Doğru. Yani burada tamam biz şeye ölçebiliyoruz buradaki 10.050'ye diyoruz ki ya bu işte aslında 7.000 ama içinde göremediğimiz şeyler var. İşte devre kalitesi sen diyorsun. Hı-hı. Orada ben mecburum. Bunda Asus'a güvenerek ben bunu almak durumundayım. Ama adı sana belli olmayan ve 20 liraya satılan ürünlerde iyicene artık orada neyine güveneceksin? Adam nasıl düşürdü? Bu maliyeti bir şekilde düşürdü bu adam. Asus'un bu ürününü biz şeyde bulduk. Tükeniyor hızlı satan bir ürün. Kendi online mağazasında bulduk. Türkiye'de açtıkları 60 TL. Yani çok öyle bu da uygun fiyatlı. Bence hani çok abartı bir fiyatı yok. Yani bu kapasiteyi çok daha ucuz fiyata satan bazı markalar da gördüm piyasada. Tabii, ben tabii. Kesinlikle önermiyorum. Bu iş pek ucuza kaçılacak bir iş değil. Riskli. Dediğim gibi yani, yangın çıkarma ihtimali var kötüsünün. Bu şekil şemal olarak da hani rakiplerinde dediğim gibi aşağı yukarı kapladığı alan ağırlık bu. Hani bu Asus dikdörtgen yapmış. Birisi kare yapıyor. Ama hani bundan da daha küçük yok. Yani bundan güzel yani taşınabilir olması için şunun yarısı kadar olması lazım ki bir cebine falan sığsın. Ama o zaman da bu şeyi alamıyorsun. Ya da hip hopçı, rap kültürünü benimsediyseniz bu boyda da taşıyabilirsiniz yani geniş ceplerde. Murat abi, ürünün obje olarak ben incelemesine devam edelim istiyorum. Tamam. Biraz yüzeysel geçtik o kısmı. Tamam, cep denen mimarisi var. Diğer köşede kırılmış. Teknoloji grisi mi diyelim? Çok cihazda gördüğümüz gri, boş, evet. Gümüş boya. Boya değil mi? Elimizdeki esas alüminyumda ve boyanmış. Bizden bütün diyaloğunu bu yüzde gerçekleşiyor. Evet. Arkasında sadece teknik verileri yazıyor. Bir kablosu var kısa. Bak şarj bu kablosu. Enteresan bir detaydı. Normalde bu tip ürünlerin ekseriyesinde USB çıkışı bir taraftadır. Kendinin şarj olduğu mikro USB girişi veya her ne zıkkından şarj oluyorsa öbür tarafındadır. Çünkü bunun ucuna batırdığınız kabloyu döndürüp arkasına da batırıp erken dönencesi yapmak istemezsiniz. Bunu yapmanızı şey de istemez, üretici de istemez. O yüzden kısa kablo koyarlar ki çevirip öbür tarafına dürtemeyesiniz diye. Bunu da ikisini yan yana koymuş. Yaptık mı? Yaptık. Böyle, böyle şeyler. Çalışmaya başlıyor yani. Şarj etmeye başlıyor. Pilini bitirene kadar şarj eder. yani evde denemeseniz iyi edersiniz. Pil içindeki şeye yazık olur. Pile yazık olur. Onun haricinde bir ekstra çıkışı veya... Tek çıkış olduğunu belirtelim. Hani aynı anda iki cihazı şarj edemezsiniz. Tabii bu mikro USB giriş. Tabii orası giriş. O kendini şarj etsin diye. Öyle. Bir de işte açma kapama kendini düğmesi var. Kendini şarj etsin diye de biz onu şarj edelim. Evet tabii. Kutusu da bu kadarcık bir şey. Kaç amper çıkış verebiliyor? 5 volt. Evet şurada yazıyor. 1 mi? 2.4 diyor. İyi veriyormuş çıkışı. Kuvvetli. Şöyle söyleyeyim. Şu anda biz bugün bunu incelediğimizde maalesef hani bitmişti, tükenmişti. Hani o yüzden ara ara bu... Ama şu an siz videoyu izlerken aslında bitmemiş de olabilir yeni parti. Ya yani tabii olabilir. Zenpower diye geçiyor Asus'un. Zaten şey var hani Asus'un Zenbook serisinin bir alüminyum çizgisi vardır. Bu bütün tasarım aslında onunla uyumlu. Yani bir Zenbook'la şunu yan yana koyduğunuz zaman hakikaten iyi duruyor masanın üstünde. Ama işte bunu Zenbook'la yan yana koymayacağız ki. Telefonla yan yana koyacağız. Orası da öyle. Ama Zenfone'ları da işte düşün orada. Zenbook'la da biraz alüminyum diye. Şeyi var. Katkısı var. Can, ürün bu. Dediğimiz güzel. Gibi biz aslında bunun aracılığıyla biraz genel bilgi verelim dedik. Yani bunların ucuzuna kaçmak hiç zekice değil. Evet. Onu bir kere daha altını çizerim. Bilinen markaların ürünlerini alın. Zaten belli başlı birkaç marka var. Yani çok fazla yok. LED'leri beyaz. Onun dışında çok da böyle yanar dönerle etrafında evet. Saçma sapan ışıklar saçmıyor. Yani bomba mı taşıyorsun ne oluyor kablolar mı evet, demiyorlar. Kibar olmuş. Benim pillerime diyorlar. Gördükleri zaman. Yani estetik olarak da sorunsuz.
Böyle bir ürün. Tavsiye edilesi. Muadillerini arayınız bunu bulamasanız dahi. Evet. Kaliteden şaşmamak lazım. Taviz vereceğiniz en son kalem üretim kalitesi sertifikaların eksikliği olsun. Evet. Şimdilik bizden bu kadar diyelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kolay gelsin.